Kenan Kolat'a teşekkür ettik. Koronanın getirmiş olduğu bazı zorluklar var. Bu zorluklardan bir tanesi de tiyatro. Tiyatro 28 Başkanı Ufuk Güldü ile konuşacağız. Ufuk geçtiğimiz günlerde Facebook'ta bir paylaşımda bulunmuştu. Dayanışma içerisinde olması, tiyatromun durumunun çok zor olduğunu söyledi. Dayanışma içerisinde olmamız lazım dedi daha doğrusu. Ben ona üzüldüm yani. O konuyla ilgili Ufuk Güldü'yü aradım. Bir korona şeyde müzdaribi de o yani. Korona vurdu sektörde mi? Tiyatro. Zaten fazla bir tiyatro seyircimiz yok. Bu konuyla ilgili de Ufuk Güldü ile bir söyleşi yaptık. Dediğim gibi Skype üzerinden. Şimdi Ufuk Güldü ile yaptığımız söyleşi ekranlara getiriyoruz. Tiyatro 28 Başkanı Ufuk Güldü ile beraberiz. Sayın Hocam, bu koronadan dolayı şikayet edilenlerin bir tanesi sizsiniz. Tiyatro 28 ve tiyatrocular diyelim. Zaten Türk tiyatrosu bir tiyatron var. Bir de siz varsınız. Geçen Facebook'ta bir yazını gördüm de biraz sistemkar gibiydi. O konuyla ilgili olarak biraz bilgilendir bizi. Biz de halkımızı bilgilendirelim senin sayende. Öncelikle teşekkürler bu duyarlılığın için abi. Bu konuya değinmen, bu konuyu araştırman, bu konu hakkında bilgi edinmen güzel. Tiyatroya sahip çıktığını gösteriyor zaten her zamanki gibi. Ya tiyatroda tabii bütün dallar gibi zor bir dönem geçiriyor. Bazı dallar açıldı. En azından bir değirmen dönüyor. Herkes çalışabiliyor ama tiyatro daha maalesef 31 Temmuz'a kadar kapalı. Bugünkü bir karara göre de 31 Ekim'e kadar kapalı olacağını uzatmaya çalışıyorlar. Yani Mart'tan hemen hemen Ekim'e kadar kapalı olacağımızı düşünüyoruz. Bir saniye hemen araya gireyim. Bu kapalı olan 31 Ekim'e kadar ki kapalı, açılmayacak olan kapalı alanlar için mi yoksa tiyatro mu, sinema gibi mi? Kapalı alanlar için. Pandemi şartlarına uyarak açabiliyorsun. Pandemi şartlarına uyarak açtın mıydı da bizim salona 25 kişi giriyor. İki sandalye boş, bir tane dolu değil mi? Yani iki değil, 1,5 metre boş aralık bırakacaksın. Yani sıkıntı, arkaya da 1,5 metre bırakacaksın. Zaten daha ne? Dört sıra. Açmasan daha karlısın. Bir de gelen olan da az zaten. O kadar çok yoğun bir talep de olmuyor. Zaten şimdi Tevfik abi işin bir sıcak başladı biliyorsun. Sıcak bir dönem başladı. İki, tiyatroya zaten bizim halkımız biraz daha az duyarsız. Üç, bir de pandemiden dolayı ilk önceliğimiz acaba tiyatro mu? Yani onu da düşünmek gerekiyor. İnsanların ilk önceliği tiyatro değil tabii, ilk önceliği sağlık, iş, para artı dışarıda vakit geçirmek. Neden? Kapalı alana girmek istemiyorlar. Yani bu da doğal, insanları da anlamak gerekiyor. Sonuçta sağlık işin ucunda. Herkes sağlığına dikkat etmek zorunda, dikkat ediyor da. Peki tiyatro 28 için halk ne yapabilir? Ya üzücü olan zaten bu ya. Berlin'de iki tane Türk tiyatro salonu var. Biz Türkçe eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz, Türkiye'den gelen öğretmenlerimizin yerini doldurmak demeyelim de onlara yardımcı olduğumuza inanıyorum ben. 80'in üzerinde Türk gencine her sene tiyatro kursu veriyorum. Bunlar tabii aylık veriyorlar, ücretsiz değil. Bunu yaparken bugüne kadar da biliyorsun Türkiye'den istemediğimiz kadar oyunlar geldi, harika oyunlar geldi, festivaller yaptık. Berlin'in kültür alanında Türklere tiyatroyu sevdirmek alanında çok büyük payımız olduğuna inanıyorum. Yani bunun altını da çizerek söylüyorum. Ben de katılıyorum ona. Bitmiş bir tiyatro vardı Berlin'de bundan 10 sene önce. Benimle birlikte bir daha bir can buldu. Bunun da altını çiziyorum. Utanmıyorum da, gurur duyuyorum bununla. Şimdi organizatörü arkadaşlarımız var. Türkiye'den gruplar getiriyorlar. Herkes bir şey yapıyor ve herkes elinden geldiği kadar para kazanıyor. Bunlar da olması gerekiyor. Güzel şeylerde. Ama Berlin'deki halkımız maalesef bir Türk tiyatrosuna, zor durumda olan bir Türk tiyatrosuna sahip çıkmadı. Bizim en büyük sıkıntımız, biz özel tiyatroyuz. Ayda 7000 euro kiramız var. Başka tiyatrolar gibi cüzi rakamlara tiyatro yapmıyoruz. Ayda 7000 euro kira ödemek, sen kendin biliyorsun, çok zor bir şey Berlin'de. Yani bu dönerci de olsan zor, restoran sahibi de olsan zor. Biz tiyatro yapıyoruz 7000 euro kira ödeyerek ve Mart'tan beri hiçbir gelirimiz yok. Mart'ta festival yapmıştık, planlamıştık. Festivalde 1500 bilet sattık. İnsanların uçak paralarını ödedik, vizelerini ödedik falan, Türkiye'den gelen. Vizeler paraları gitti, uçak paralarını daha geri alamadık. Yani o kadar zarar ettik. Bir de bunun üzerine de kaç aydır hiçbir gelirimiz yok. Sadece giderimiz var.
artık altından çıkamıyorum. Yani hiç kimse de çıkamaz. Yani Berlin'in benim iş adamı diyen insan bile çıkamaz. O yüzden bir yardım kampanyasını başlattık. Maalesef yardım kampanyasına bugüne kadar 1300-1400 euro mu ne para ödedi ve bunu 1300-1400 euro ödeyenlerin inanmayacaksın 200 eurosu Türklerden geldi. Gerisi Almanlardan geldi. Peki yardım nasıl yapacak Türkler? Bizi izleyenler yardım yapmak isteyecektir ama bunu... Ya teatro28.de'ye girip yardım yapabilir. İster bağış yapar, ister Gutschein alır. Hani ben parayı hediye etmek istemiyorum. Yani atıyorum 10 euroluk bir tiyatro Gutschein'i alayım. O Gutschein'le de gidip bir oyun izlerim. Yani biz her şeyi, bütün kapıları açtık. Biz dedik ki hani bize bağış yapma, istersen biletini önceden al. Yeter ki biz kapatmayalım, bu tiyatro kurumu kapatmasın, ayakta dursun. Ama maalesef buna da ilgi göstermedi. İşte bizim önceliğimiz halk olarak tiyatro olmadığından, daha başka şeyler olduğu için bu şeylere duyarlı davranmıyoruz maalesef. Evet. İnşallah da ama ben yine bir inatla kredi aldım. Şimdi 3 aylık kirayı ödedim. Özel kredi aldım. Yani inatla kapatmayacağım. İnsanlara Türk tiyatrosunu yaşatmaya çalışacağım. Yaşatacağım da, buna inanıyorum. Sen iyi kötü beni tanıyorsun. Çok inadım o konuda. Yani Beşiktaşlısın abi. Evet. Ruhumuz da var. Ruhumuz da var. Çarşı her şeye karşı hesabı var. Evet. Peki yani... Ama tabii üzülüyorum. Tevfik abi, insan üzülüyor. Ben mesela burada hem durum o kadar kötü olduğu halde yine elimden geldiği kadar herkese bir türlü yardımcı olmaya çalışıyorum. Engelli bir arkadaşım oluyor, yardımcı oluyorum. Bir dernek bir şey oluyor, yardımcı oluyorum. Gidip bilet alıyorum, gitmesem bile 3 tane 5 tane. Ve böyle bir şey oluyor. Hani kimseden ben 1000 eurolar, 100 eurolar, 500 eurolar istemedim. Hani 10 euroya bilet bile almış olsa. Tevfik abi rakam çok basit. 1500 tane benim öz bir tiyatro seyircim var. Hani benim salonuma hep gelip oyunumu izleyen. Hepsi birer tane bilet almış olsa 15 bin euro ederdi ya. Bizim hiçbir sıkıntımız biraz gitmiş olurdu. Evet. 10 euroluk bilet alsa 10 euroyu herkes ödeyebilecek güçte. Biz tembel miyiz? İçimizden mi gelmiyor? Bu yardım konusu hakikaten biraz duyarsız gibi gözüküyoruz ama son konuştuğumuzda ay çok iyi ben hemen yardım ederim falan deniliyor ama icraata geldim yok. Bizim şeyimiz lafta abi. Tembellik dedi. İsteyen insan gelip yapar. Bazı mesela koro var. Eski dostlar korosu. Kendi aralarında toplamışlar, getirdiler, verdiler sağ olsun dün. Hani yapmak isteyen gidip yapıyor. Biz tembeliz demeyelim de biz ya biraz değiştik. Eski biz bildiğimiz değiliz. Standart. Eski bildiğimiz biz değiliz. Yani. Evet. Eski biz değiliz. Çünkü normalde bizim örf ve adetlerimize göre kim zor durumda olsa herkes birbirine yardımcı olur ki kimse mağdur olmasın. Bir de öyle, özellikle böyle sanat kurumuysa, kişiye bağımlı değilse, burası benim değil. Burası yarın öbür gün ben bir gence bırakacağım, gideceğim. Ben her zaman söylüyorum en fazla 10 sene daha yapacağım bu işi, ondan sonra yapmayacağım. Yani ben burada emekli olmayacağım. Çünkü ben bir gencin önünü açmam gerekiyor. Bir gence bırakacağım, o genç de başkasına bırakacak. Yani sen... Ben burayı... Ufuk lafını kesin, özür dilerim. Senin burada araba alacağım, ev alacağım hırsın da yok yani. Sen bunu sanat yapıyorsun. Sanata yapanı zaten 4'te 3 aç yani. Ama yani demek istediğim hedef burası, gençlerin bir merkezi olması gerekiyor. Bir kültür merkezi olması gerekiyor. Gidip burada tiyatronu, dansını, sohbetini, kitabını okuyabileceğim bir yer olması gerekiyor. Bir de üzücü olan şey, Tevfik abi, devlet şimdi bize para verdi. Vermişti açıkçası 140 bin euro. Bu salonu tadilat yapacaktık. Ama şimdi parayı da vermiyor. Neden? Diyor sen önce diyor bir kiralarını öde. Aha. Kapatmayacağını bize ikna et. Ondan sonra tadilatını üstlenelim senin. Yani o kadar salonumuz güzel olacaktı ki, sahnemiz büyüyecekti. Söylemişti, ışık sistemimiz yani değişecekti. Kadar düzelir diyordun sen. Evet, aynen, güzel olacaktı. Ama şimdi devlet de diyor ki ben bu parayı vereceğim, sen kapatacaksın. Anlamı yok. Onu da durdurdu. Neden? Çünkü biz kiramızı ödeyemiyoruz. Kiramızı ödeyemediğimiz için şimdi ben gittim kredi aldım, biraz ödedim. Şimdi devleti ikna etmeye çalışıyorum ama bu taşıma suyla nereye kadar? Hani kendi cebinden yani el vicdan, sen çıkıp 21 bin 22 bin euro öder misin? Yani. Hani yürümeyen bir yere. Doğru. Yürümeyen bir yere, bir de 10. aya kadar ne olacak onu da bilmiyoruz. Evet. Ufuk, buradan son kez bir şey söylemek istiyorsan mikrofon senin. Ve seni teşekkür ederim. Yani İnsanlarımıza duyarlılığı açıkladın ama bir de veda ederken klasiktir ya, son kez bir şey söylemek istersen buyur. Yani öncelikle çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığın için, güzel zamanını tiyatroya ayırdığın için. Ya ben her zaman diyorum, tiyatro bizim toplumumuz için çok önemli, bizim gençlerimiz için çok önemli. Böyle kültür merkezleri nerede olursa olsun, Berlin'de kaç tane olursa olsun yaşaması gerekiyor.
gönlünden, vicdanından, içinden gelen varsa sahip çıksın. Bunun bir şartı şu yok, bunu yok. Gönlünden kopan ne varsa sahip çıksın. Hatta gelip yanımızda olsun, beraber çalışalım. Kapımız herkese açık. Tiyatroyu seven tüm dostlara sevgiler. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Umarım duyarlı vatandaşlarımıza elinden geleni yapmaya gayret ederler. Sene ve tiyatro severler kazanır. Teşekkür ederim. İnşallah. Kendine iyi bak. Dikkat et kendine. Bize lazım. Sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Sağ ol abi.